Afrika'da, Somali'de, Filistin'de ve dünyanın birçok yerinde yapmış olduğu yardımlarla adını duyuran İHO Ebrar'ın tertip etmiş olduğu yürüyen peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kurtlu doğum etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Malımızı, mülkümüzü, mazivadan süsümüzü, malımızı, mülkümüzü, mazivadan süsümüzü, zilip kartel hırsımızı, aşka dalalım kardeşler. Yaprak yaprak takvimler, yalnızlığa gün saydım. Sensiz geçen hayata, hayatı yoksun saydım. Senle bir an olsaydım, ya Muhammed Mustafa, gam yemezdim bir ömür, çekseydim eza cefa. Acaba ni Adem kiye, Muhammed'e, 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 rehber'e ve Muhammed'e, 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 rezan'e ve Muhammed'e, 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 rehber'e ve Muhammed'e, 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 rezan'e ve Muhammed'e. Resulullah Aleyhisselam'ı taklit eden, onu takip eden, onun yolundan giden hayat bulmuştur. Manen o hayat sahibidir. Bu hayatı hem bu dünyada hem ahirette hayat sahibidir. İle Resulullah Aleyhisselam'ı takip edenler hüzünlenmesin, kederlenmesin. Rabbim onlara hayatı bahşetmiştir. Rabbim onlara en büyük şerefi bahşetmiştir. Bizler bu şerefi üzerimizde taşımak adına onun hayat prensiplerine bağlanmak zorundayız. Ey aşk, sensiz kurudu usare pınarı, gel de ebyaz eyle tüm karanlıklarımı, sevdaya meftun eyle suskunlarımı, sidreye suud ettir sessiz çığlıklarımı. Peygamberimizin döneminde kimse ana dilini konuşuyor diye eziyete uğramadı. Şimdi burada bakınız, ne güzel şeyler söylendi. Yahu sen peygamberi övdükten sonra ister İngilizce öv, ister Kürtçe öv, ister Türkçe öv. İyi bir şeyler söylediğin zaman bunu hangi dilden söylersen söyle güzeldir. Ama sen kötü konuşuyorsan bunu hangi dilde konuşursan konuş çirkindir. Peygamberimiz bu ilkeyi ta o zaman uyguladı. İnsanlar istediği dini seçebiliyor, din eğitimi yapabiliyor, kendi dinince ibadetini yapabiliyordu. Bugün hala daha insanlık, Avrupa dahil olmak üzere bu seviyeye gelmiş değiller. Bir de bakıyorsunuz, diyorlar ki işte gericilik falan diyorlar. Yahu biz 1400 yıl evvel ulaştığımız seviyeye siz bir gelin de şimdi, ondan sonra konuşuruz. Biz 1400 yıl evvel sizden daha ileri bir yerde duruyorduk. Hazreti Peygamber insanlığa ilk yazılı ana yasayı hediye etmiştir. Ama bizim hukuk fakültelerimizde böyle öğretilmez. Bizim hukuk fakültelerinde derler ki ilk yazılı anayasa Magna Carta Anayasası 1250'de İngiltere'de yapıldı. Tamamen yanlış bir bilgi.
İlk yazılı anayasa miladi 622 senesinde Hazreti Muhammed tarafından Medine'de yapıldı. Bunu batılı araştırmacılar da söylüyor. Umarım ki inşallah artık Türkiye'deki hukuk fakültelerinde de doğru bilgiler öğretilir. Sen yoktun sultanım. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Huteyre göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Kız çocuğunuz olduğu halde bizden gizliyor musunuz? Kız çocuğu olmak suç mu? Tabii ki suç. Bunu yapan sen değil miydin? Kız çocuklarımızı öldüren sen değil miydin? Bir de utanmadan bize söylüyorsun. Ben ne yaparım şimdi? Ben bu utançtan nasıl kurtulurum? Buna bir çözüm bulmam lazım. Nerede benim kızım acaba? Rümeysa, evet evet, dedesine gitmişti. Ben oraya gideyim. Ben kimim? Sen Ayşe'sin. Hayır, bilemedin. Sen Fatıma'sın. Hayır, bilemedin. Tamam, buldum. Sen Rümeysa'sın. Evet, bildim. Oo, dedesinin gülü. Hayır. Baba, ben size dedim Rümeysa'ya sahip çıkın. Rümeysa'nın varlığından kimsenin haberi olmasın dedim ama siz onu sahip çıkamadınız. Şu an Mekke'nin sokakları benim bir kız çocuğum oldu diye herkes benim hakkımda konuşuyor. Oğul, yemin olsun ki kimse Rümeysa'yı görmedi. Nasıl ama görmez baba? Demin ben buraya gelirken millet beni ağza almayacak hakaretler salladı. Ben nasıl ederim? Ben bu utançla nasıl yaşarım? Oğul, sana yalvarıyorum. O zaman bize merhamet et. Rümeysa'mı da alayım. Bu diyardan gideyim. Merhamet ben mi? Belki başka birileri bize merhamet eder de Rümeysa'ma kıymazsın. Baba sen ne diyorsun? Bana kim merhamet edecek? Ben nasıl bu milletin içerisinde yürüyeceğim? Ben nasıl yaşarım bu utançla? Sen Mekkeli dostlarının arasında izzet kazanmak için masum, günahsız çocuğu diri diri toprağa gömmekten ver onu bana baba. Ben bu utançla fazla yaşayamam. Bırak bu kızı. Gel kızım. Sen ne biçim bir babasın? Hiç merhametin yok mu senin? Ne yaptı ki bu ufacık çocuk sana? Onu diri diri toprağa gömüyorsun. İnsanlık hakikati, doğruyu, barışı, kardeşliği tadabilsin. Zira insanlık şu anda gergin. Hak ve hukuklar ilga edilmekte. İşgal edilen İslam coğrafyası ve insanlık coğrafyası vardır. Bu nur kapı kapı, insan insan, tek tek yüreklere Muhammed'i bir sevda ile, Muhammed'i bir aşk ile nakş etmenin zamanı gelmiştir. Tarih ve insanlık eğer dürüst bakmaya çalışırsa, doğru görmeye çalışırsa, doğru yerden doğru adrese bakmaya çalışırsa, Muhammed'in insanlığa katkıları kıyamet sabahına kadar anlatılmakla bitirmeyecek kadar büyüktür. Allah'ım, amacı senin rızanı kazanmak olan, amacı rızana mutabık olarak halka hizmet etmek olan, amacı yeryüzünü imara çalışmak olan, amacı toplumları ve nesilleri ıslah etmek olan, amacı hak ve hakikati üstün kılmak olan, amacı zulmü kaldırıp adaleti ikame etmek olan, amacı birlik, beraberlik ve kardeşliği tesis etmek olan, amacı insanlara yaratılış gayelerini öğretmek olan ve bu yöndeki görev ve mesuliyetlerini hatırlatmak olan mümin ve Müslümanları bu kutsi hedeflerinde muvaffak eyle.
Abi gel, abi gel, abi gel, abi. Altı tane gördüm, bavul 1 lira. Hacı abi gel. Peygamber sevdalıları maşallah tüm programları güzeldir. Yani Allah Celle Celaluhu sayılarını artırsın ve azaltmasın. Yani. Elhamdülillah çok güzel. Çok güzeldi. Ortalama ilk kez olma rağmen bayağı katılım vardı. Özellikle bayanlar tarafında bayağı çok var. Allah hepsinden razı olsun.